Merhaba arkadaşlar, benden 2019'un en çok satan kaslarını sunmamı istedi bir arkadaş. Ben de ona göre tabii bütün hepsini modelleriyle beraber çıkarttım. Neler çok satılıyor? Bell Qualifier mesela çok satılıyor. Next SX100'ün modelleri çok satılıyor. Bu herhangi bir tane rengi. Bu rengi de çok satılıyor. Mat siyahı da çok satılıyor. Çizgili renkli olanları da var. Onlar da gerçekten çok satılıyor. Tabii LS2'nin farklı farklı satış grafikleri var. Mesela FF397, Vector Evo, FF320, FF353 gibi kasları da çok satılıyor. Bell Qualifier'lar bu konuda çok satılanlardan bir tanesi. Özellikle de yani profesyonel kullanıcıların tercih ettiği çok daha iyisi olsun, kaskım mükemmel olsun deyip de aldığı Shoei NXR'lar var, Shoei GT-Air var, Shoei Q-West var. Onlar tabii hani gerçekten hani fiyat olarak da, koruma olarak da üst seviye kasklar. Benim önerdiklerim de aslında onlar. Daha önceden de yani bu konuda benim birçok videoda paylaştığım şeylerde baktıklarıma ve diğer hani önerdiklerime de izlemiş olanlar için şöyle söyleyebilirim. Tanıtırken hani onlara da özel bir yer veriyorum. Hani özel bir yer veriyorum derken hani sırf onlardan alın, onlar mükemmel diye değil de daha çok korunmanızı istediğim için. Yani bu gerçekten böyle. Daha çok koruma veriyor. Çünkü hani katman katman oluşturulan bir dış yapısı var. İç yapısı da ona mukabil çok daha iyi şekilde yapılmış. İşte çizilmez bir vizöre sahip, esnek bir vizöre sahip, kırılmaz bir vizöre sahip. Tabii hani çarpma şiddetinize bağlı olarak kırılma oranına sahip hepsi. Tabii bu kaslar da öyle, o kas da öyle. 2019'un en çok satan kaslarına gelirsek bunlar böyle. Hani bunları niçin tercih ettiğinizi sorgulamıyorum tabii. Birçoğunu fiyatı yüzünden tercih ediyor olabilirsiniz. Birçoğunu iç yapısından, dış kabuğundan dolayı tercih edip alıyor olabilirsiniz. Ben ufak bir detay geçeyim. Ha, bu arada yeni gelen Axis kasklar da gerçekten çok uygun fiyatlı ama tabii dışı termoplastik bir yapıya sahip, dış kabuğu geliştirilmiş bir yapıya sahip kaslar, polikarbon bir yapısı olduğunu zaten söyledim size. Ne gibi özellikleri var? Kademeli olarak açılan bir tane ön vizöre sahip, iç tarafında herhangi bir burun pedi veya çene pedi yok. Bu hani rüzgarı engeller mi? Engellemeyecektir. Buradan giren rüzgar sizin... ama hani tabii ona göre yapılmış bir alt kısmı var. Hani bu rüzgarı ve sarsıntıyı engelleyecek şekilde yapılmış. Benim tercih ettiğim kaslardan bir tanesi nedeni de şu. Hem polikarbon ve geliştirilmiş bir yapıya sahip olduğu için, ikincisi double D bir bağlantıya sahip olduğu için benim tercih ettiğim kaslardan bir tanesi. Birkaç tane yorum okudum bel kask hakkında. Bu kasların biraz nedeniz iç yapısının kolay dağıldığı konusundaydı. Ama tabii o gelen yorumlardan herhangi bir tanesiydi. Next kaslar hakkında çok fazla şey okumadım. Ama hani ben belin iç yapısını daha çok beğeniyorum. Bu da full geldiği için nedeniz işte yağıyla, işte burun pediyle, çene pediyle beraber geldiği için bu kaskı da tercih edebilirsiniz. Bu yine 1000 lira civarında, 1000 liradan biraz daha pahalı, biraz daha az farklı örneklere, farklı kask modellerine sahip. Yani bu da güzel bir yapıya sahip kask. Çünkü hani intercom yeri var zaten şurasında, intercom yeri hazır olarak geliyor. XCOM, intercomla beraber kullanabiliyorsunuz bunu, doğrudan buraya zaten oluyor. İç yapısı da ve kulak yapısı da ona göre uygun yapılmış şekilde. Bir kask, iç boyun pedleri de gerçekten güzel bir kask. Tabii havalandırmaları ve arka spoiler'ın arkasındaki havalandırma, bir güneş perdesinin vizörünün olması artı özelliklerinden. Ama hani tabii biliyorsunuz bu güneş vizörünün olması dış kabuğundan biraz feragat etmek olduğu için hani bu tip kasklarda güneş vizörü kullanmak çok iyi değil. İçine gözlükle giyilebiliyor zaten birçok kask. Bell'lerde, LS2'lerde. LS2'nin FF397'si hoşuma giden kasklardan bir tanesi. Nedeni de şu, geceliğin bu kask parlıyor. Gündüz aldığı ışığı geceliğin verme özelliğine sahip. Bu kaskta hani üst tarafından kademeli olarak açılan bir tane alttan üste doğru bir camı var. Bir vizöre sahip, bir burun pedine sahip, alt çene perdesine sahip,
mikrometrik bağlantısı var. Shoei kasklar ise, yani bu kaskı da gerçekten beğeniyorum, hem sallantıyı hem rüzgar alması en aza indirilmiş kasklardan bir tanesi. Tabii hiç rüzgar almayan bir kask bence yok. Hepsi belirli derecede belirli bir rüzgar alıyor. O tabii hani uğultuya dönünce uzun mesafelerde belirli bir rahatsızlık ve o uğuldamanın geçmemesi gibi bir his veriyor insana. O uğuldama hiç geçmiyor. Ona dikkat ederek hani alırsanız biraz hani daha doğrusu şöyle arkadaşlar hani bunu kullanan arkadaşlar yorum yaparlarsa sonuçta biz bunları uzun süre kullanıp bir test yapmış değiliz. Fakat hani kullanıcı arkadaşlar bunların altına yazıp hani deneyimlerini anlatırlarsa çok daha iyi olacaktır. Hani tercih ettiğiniz kaslar bu uğulduyor, bu uğuldamıyor, bunun ses geçirmesi, bunun iç perdesi, iç pedleri yapısı nasıldır? Diğer arkadaşlara da örnek oluşturmuş oluyor. Böylece hani alma, yani satın alma eğrisini doğru yönlendirmiş oluyoruz biz de. Bel kasları anlattım, Nex S200'leri anlattım, Axis kasları anlatmadım. Axis kaslar gerçekten uygun fiyatlı kaslar. Kademeli açılan bir tane cam var, burun pedi var, çene pedi var, mikrometrik bir bağlantısı var. İç pedleri bu şekilde gördüğünüz gibi gerçekten ucuz bir kask. Ama dediğim gibi termoplastik, plastik karışımı bir kask. Gözlük kanalları varla yok arasında. Gözlükle giyebilirsiniz ama çok rahatsız olup olmayacağınızı ben garanti edemem. O yüzden de hani satılan ama benim önerebileceğim kaslardan bir tanesi değil. Spoiler'ı falan gerçekten güzel. Üst havalandırması, ön havalandırması ve arka hava çıkış kanalları fena değil. Ece ve DOT sertifikasında olması benim ilgincime gitti. Gerçekten hani DOT sertifikasında olması farklı farklı birçok testten geçmiş olduğunu gösteriyor. O yüzden de hani bunlar için ben kendim test etmeden bir şey diyemeyeceğim. Ama dış yapısının termoplastik olması bu kaskı çok önerilebilir kasklardan bir tanesi yapmıyor bence. Sadece çok ucuz bir kask. Alınabilir mi? Buna tamamen siz karar verin. Shoei'nin kasklarını biliyorsunuz zaten. Shoei QVS kasklar da çok satılan kasklardan bir tanesi. Shoei QVS çok satılıyor. GT Air ondan sonra ikinci çok satılan kasklardan. NXR da spor model sürücülerinin en çok satın aldığı kasklardan bir tanesi. Yine mesela QVS'te açılabilir, kademeli açılabilir bir cam var. Ön havalandırma, üst havalandırma kanalları gerçekten çok iyi. Ayarlanmış arka hava çıkış kanalları gerçekten çok iyi. İç pedleri çok iyi ve özellikle bağlaması Double D olarak, Double D Ring olarak yapılmış olduğu için en iyi kasklardan bir tanesi. Çene perdesi çok büyük değil ama iyi kasklardan, iyi satış grafikleri olan kasklardan ve tercih edilen kasklardan bir tanesi. Şimdilik tanıtacağım kaslar bu kadar arkadaşlar. Umarım yararlı ve faydalı olmuştur. Bu kaslar en çok satılanları. Axis kasların farklı renkleri var. Onları tanıtacağım. Ucuz kaslar kategorisinde ve benim hani tercih etmediğim kaslar kategorisinde tanıtacağım bunları. Fakat Ece ve DOT sertifikasını olduğunu unutmayın. Umarım yararlı olmuştur. Satanlar bunlar. Hepinize iyi sürüşler.